Evet böyle değişik, enteresan bir ip var. İnternetten bazen tekleme, gözüme çarpan iplerden getirtiyorum. Birazcık böyle örülmüş, böyle örülmüş gibi birazcık polyester bir defa aldım. İlk defa karşıma çıktı. El örgü yünleri demiş. Evet ipimin üzerinden bir bütün ip renk geçişini kullandım ve iç kısmında tekrardan sıfırdan başladı. Biraz önceki dış görüntünün devamı gibi düşünün. Demek ki bir yumakta ip iki defa renk tekrar ediyor. Batik olarak. Örneğimiz patchwork tarzı ve entrelak tekniği dediğimiz tekniklere paralel bir şekilde ilerliyor. Bluz, hırka, runner, çanta ve benzeri böyle kenar kısımları düz olacak şekilde anlatacağım. Üçüncü bir seçenek daha var. Kenar kısımları böyle baklava baklava zikzak duruyor. Onu da talep ederseniz onu da ayrıca gösteririz. Ben şu anda bu şekilde düşündüm. Modelimiz 11 ve katları üzerinden ilerleyecek. Çok beğendi bir örnek. Pinterest'te bluzlar ve yazlık böyle örgüler de yapmışlar aynı modelden. Görebilirsiniz karşınıza çıkabilir ya da birazdan bilgisayardan açıp gösterebilirim. Evet birinci sıra 11 ve katları dedik. Şöyle 15 tane kadar zincir çektikten sonra birinci sırada tığım bu sırada 3,5 mm fark etmez her tür iple örebilirsiniz düz renk de olur ebruliler batikler genelde düşünüyoruz ebrulilerin renklerine hayran kalıyoruz alıyoruz sonra bu ebruli ipe göre nasıl bir desen yapsak diye düşünüp duruyoruz batik ipleri dümdüz örmek benim çok tercihim değil böyle iç içe geçmiş şekilde olduğu zaman daha çok hoşuma gidiyor 1, 2, 3, 4, 5 adet ikili trabzan ördüm. Renk koyu diye takılmayın. Birazdan açık olarak devam edecek zaten. 6 zaten olabildiğince yakın çekiyorum ve detaylı anlatmaya çalışıyorum. Ve toplamda 11 adet ikili trabzan örüyorum. 10 adet oldu. Bir tane daha ekliyorum. 11 adet. Bu sayıyı değiştirebilirsiniz. Tek sayıda olacak şekilde 11, 13, 15 gibi büyütebilirsiniz. Bir battaniye tarzı örgü ördüğünüzde daha büyük kareler, zikzaklar elde edebilirsiniz. Daha küçüğünü de yapabilirsiniz bebek örgülerinde. Bu da zaten çok büyük olmayan bir motif şeklinde ilerleyecek. Ve şimdi dönüşte 3 tane zincir çekiyorum. Bu kenar trabzanı olacak şekilde üzerine getirdim. Hemen sıradaki trabzanı, ikinci trabzanı atlıyorum. Üçüncü trabzandan itibaren bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir. Şöyle iyice açalım. Bir tane atlayalım. Diğer trabzanın üzerinden. Yani 1, 3, 5, 7, 9 ve 11. trabzanların üzerinden örmüş olacağız. Kafes oluşturuyoruz. Ben burada biraz asılarak rahat ve gererek örebilirim. Düz örgünüzde daha düzgün olacaktır. Ve şimdi bir zincirli kenar trabzanı ile bitiriyorum. Kaç tane kafes oluştu? 5 adet. Şöyle köşeyle birlikte. Birbirini tekrar eden bir şekilde devam edeceğiz. Ve bir üst sırada atlamış olduğumuz trabzanları kafesin içine tekrar örerek tekrar dolgulu 11 trabzandan oluşan bir Sıra örüyoruz. Ve bu şekilde dolduruyorum. Tekrardan 11 adet trabzan elde ediyorum. Tekrar dönüyorum. Şu köşelerin daha düzgün olması için dikkatli dönebilirsiniz. Çok da önemli değil. Sonrasında kenarı temizleriz. Ve yine bir zincir bir trabzan atlayarak daha doğrusu tekrar bir sıra daha kafe sürüyorum. Bu işlemi sayıyı büyüttüğünüz zaman kare olacak kadar tekrarlamanız gerekiyor. Burada 3 kez tekrarlayacağız. Yani 3 tane dolgu sırası ve 2 tane kafes sırası olacak ve kenar trabzanı. ve üçüncü kez son kez dönüşte 3 zincir kısa gelirse 4 de yapabilirsiniz bazen şöyle biraz sıkı çektiğim vakit üçlü trabzana döndürerek kenar kısmını örüyorum birazcık daha uzun yapıyorum şimdi bir tane kare kafesli motif elde ettim bunu nasıl devam ettireceğiz köşeden köşeye örgü tekniği ile bu modeli örersek örgümüzün kenar kısımları düz olacak bir bluz, hırka, paspas ne örersek. Ama normal entrelak tekniklerinde olduğu gibi şöyle başlarsak, yan yana bunu yaparsak zikzak başlangıç olacak. Böyle bir farkı var. Biz köşeden köşeye bunu öreceğiz. Yani şal olarak da örsek, bir başka proje içinde örmüş olsak bu şekilde. Sağ köşeden veya sol köşeden başlamışız gibi düşünün. Tersi yüzü yok çünkü. Merdiven basamakları gibi çıkacağım. O yüzden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 adet sayımız çünkü 11 bir de trabzan için örelim 12 adet zincir örüyorum kenarlardan örgüyü büyüteceğim ve sonrasında alıyorum buradaki zincir 12 olur 13 olur o sizin örgünüze göre ayarlamanıza göre değişebilir önemli olan şuradaki 11'i korumak 2 tanesini atlayarak 3'ten itibaren şöyle bir ikili trabzan örüyorum 1 2 adet oldu dönüşle birlikte ve böylece 11 adedi zincire tekrardan kuruyorum Beni yalnız bırakmayan, kanalını destekleyen sevgili izleyicilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Burası sizin kanalınız. Sizin arz, talep ve izlenimlerinizle büyümekte. Bizler de o şekilde motive olarak videolara devam ediyoruz. O yüzden etkileşimler, kanalımızın öne çıkması, YouTube önerilerine düşmesi sizlerin geri dönüşlerine bağlıdır. Alma verme dengesini koruyalım. 9 adet trabzan ördüm. Şimdi 10. dip kısımdan örüyorum. Arasının açık olmaması güzel gözükmesi için ben 11'i şu trabzanın başına bağlıyorum. Yani şu zincire değil de şuraya yapıyorum. Zincire yapsam da olur ama böyle yapıyorum. Ve 11 adet tekrardan yeni başlamış gibi örneği kurdum ama nasıl kurdum? İlk motifim yan duruyor. Bu motifim düz duruyor. Olayın esprisi güzelliği zaten burada ve şimdi bir tane atlıyorum diğer trabzanın başından içinden geçirerek sol kenara yasladım sıradaki zincirin içinden geçtim yürüdüm bir tane daha geldim onu da yürüdüm ne oldu birer tane atlamış olduk trabzan boyu için şimdi dönüyorum bir zincir çekiyorum şu yürüdüğüm kısma sanki birinci trabzanmış gibi düşünüyorum bu kısmı ben birleşik yapıyorum daha farklı yapanlarda olabilir bir zincirle ipi aldıktan sonra şu 11. trabzan şu da atlamam gereken trabzan bunun üzerinde düşünün şunu yani burada sayı karıştırabilirsiniz onun için izah ediyorum şu 11. trabzanın üzerine şurası olarak düşündükten sonra bir tane atlayacağım. Yani görünüşte iki tane atlamışım gibi ama bir atladım. Bir zincir, bir atla. Örneğimiz değişmiyor. Siz bu kafesli kısma başka bir örnek uygulayabilirsiniz. Geçenlerde fıstık örgü uygulayarak bir battaniye modeli olarak gösterdim. O da çok güzel oldu. videonun sonundaki ekran kısmına o videoyu da koyarım tıklayabilirsiniz ve bir atlayarak kenar kısmından bitirdik döne döne öreceğiz merdiven çıkar gibi çıkacağız ineceğiz tekrardan iki zincirle dönüyorum ve ne yapacağım kafeslere bir adet trabzanların başına bir adet olmak üzere ve 11'i yine şurada başlangıçta içinden yürüyerek geldim trabzanın başı var ya oraya yapacağım yani şuraya kök kısmından tamamlayacağım şimdi aynı işlem bir atlıyorum trabzanı yasladım diğer sıraya yükselebilmek için de nasıl dönüşte iki zincir çekiyoruz burada da bir zincirle yürüyerek boyut oluşturuyorum dönüyorum ve bir zincirle tekrar kafes öreceğim birbirine bu şekilde monte ediyoruz. Yine dönüş kısmında şu 11. trabzon ve bir taneyi atladıktan sonra başlıyorum. son kez dönüyoruz. Sayıyı yükselttiğiniz zaman yukarıya doğru ördüğünüz sıra sayısı da sayınızın yarısı kadar olmalı. Yani biz 11 ilmek yarısı 5 diyelim. 5 sıra örüyoruz. Ve o zaman bu şekilde denk geliyor. Sonuncu trabzanı unutmuyorum. Ve yine en sonunda şu tepe kısmından içeriden geçirerek tamamladım. Şablon oluşmaya başladı. Şimdi bu kısmın bir bluzun, battaniyenin, çantanın herhangi bir şeyin kenarı olduğunu düşünün. Sağ kenarı, sol kenarı fark etmiyor. Şunu ördüm. Böyle yükseleceğim. Basamak olarak ve aynı şekilde ineceğim. İki zincir çıkarak başlıyorum. Şimdi. Bir, iki, üç, dört, 5 tane sıra var. Şu kenar kısımlarına boşluk kısmına üzerine değil. 1 2 Şu üzerlerine almanız gerekmiyor. Boşluk oluşmuyor arasında. Rahat bir şekilde böyle kafeslerden Hemen atlayarak şu trabzanın içine girerek. Ve sonuncusu şu son trabzanın içine değil de tam üzerinden şöyle alırsak kenar kısmımız düzenli daha düzgün gözükecek. Şimdi kaç tane oldu? İkişer tane örünce 10 tane oldu. Bir tane de şuradan zincirle çıkınca 11'i orada tamamlamış olduk. İki zincirle dönüyorum ve yeniden aynı işlemi tekrar ederek buraya bir motif daha örüyorum tamamlıyorum. Ve üçüncü motifi de yukarıya doğru çıktık. Şimdi şu köşedeyim. Yani örgüyü başladığım gibi düşünürsem hiç kafa yormamıza gerek yok. Yani örgüyü şöyle başlamıştık biz. Biraz önce buradan tamamladık ve buraya geçtik. Bu şekilde ilerleyecek. Üçgen bir şal örersek de şu şekilde başlamış olacağız. Sağdan ve soldan artışlarla beraber yukarı gidecek ama bitiş için burada yarım motif isteyecek. Eğer bu sırka herhangi bir şey runner, şöyle bir sehpa üzerine runner devam edeceksek de burası sağ ya da sol köşesi olacak. Buralar kare olarak bitecek. Yine kenarları düz olacak. Ben size işte bu iki noktayı anlatmak istiyorum iki videoda. İki farklı projeyi yapar mısınız gibi. İşlem gene aynı. Buraya geldim kenara geldiğim an ister burada olayım ister burada olayım hiç önemli değil. Sadece şunu baz alıyorum hiç bunları karıştırmıyorum yönüme takılmıyorum ve direkt olarak ben 12 zincirle ördüm. Zincirleri çekerek dördüncü motifimi kuruyorum. 10 adet trabzanı ördük. Biraz önce anlatımda gösterdiğim gibi şurada yaptığım gibi. Şurada açık renkte bir kez daha göstereyim. Çünkü kitlemizin büyük bir kısmı da orta yaş grubu bazen zorlanabilirler. 11. trabzanı ördüm. Bir tane atladık. Sola doğru yasladık. Bir ilmek daha atladık diğer ilmekten trabzan boyunu elde ettiğim için ne yapıyorum dönüyorum bir zincirle dönerek kafes örgüye geçeceğim şimdi biraz önce alt sırada göstermeyi bir daha göstereyim şunu birinci trabzan gibi algılayın ve bunun üzerinde gibi algılayın güzel durması için öyle bir şey yaptım şu aradakini atlıyorum ve üçüncüden başlamış gibi oluyorum üzgün olmadı. Üzerinden geçirdim. Bir kez daha oradaki geçişi gösterelim. Hızlı bir şekilde ilerliyorum. Kafesin içine bir tane. ve yine şuraya bir atla yürüyorum bir üst kata çıktım ve geri dönüyorum şeklinde olmak üzere Bu şekilde öreceğim. Ve gidiş geliş sıralarım tamamlayarak şuraya kadar geliyorum. Dördüncü motifi de tamamladım. Şimdi ne yapacağım? Şuraya çıkacağım ve tepeye kadar geleceğim basamak halinde. Şuradaki geçişi gösterelim. Biraz önceki gibi iki zincirle çıkıyorum. Şuradaki trabzanın yan tarafında 2 tane kafesten aynı şekilde ve sıranın sonuna kadar 10 tane trabzanı tamamlıyorum Ve burada yine şu biraz önce boşta olduğu için 2 tane ile bitirdim ya son ilmeğimi yine burada ve sonuncuyu şuradan alabilirim. Yani boşluktan da alabilirim. Biraz açık kalırsa tam köşeden de alabilirim. Veya bu şekilde. Köşe kısmı çünkü. Sonrasında kenara bağlıyorum. Burada bir üzerine değil iki trabzan üzerine bağladım ve biraz önceki yöntem. Hiçbir şey değişmedi. Her şey aynı. Döne 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 döne. Öreceğiz ve bir zincirle kafes sırasına geçiyorum. tamamlayacağız yukarı çıkacağız oradan tekrar öreceğiz uç noktasına geleceğiz zincir çekeceğiz ve tekrar basamak basamak aşağıya kadar geleceğiz ben biraz ördüm ona geçelim Evet renkler çok güzel gidiyor sevdim soft renkler bu biraz önceki parçamız şimdi şöyle kalmıştık burada kalmıştık buraya çıkıyorum ve ondan sonra zincir çekerek yenisini ekliyorum ve ne yapıyorum basamak basamak tekrar aşağıya zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 yukarı çıkıyorum zincir çekiyorum hem sağda hem solda zincir çekiyorum şimdi bunu üçgen bir şal yapacaksın bak düz çok da güzel olur spor olur batik iplerle özellikle püsküllü çok yakışır sonbahar renkleri çok tarz olur böyle öreceğim Evet, kare kare, ajurlu, delikli, kafeslerden oluşan köşeden köşeye ördüğümüz entrelak tarzı örgümüz. Bilmiyorum yabancı aramalarda o şekilde entrelak kroşe yazarsanız karşınıza çıkar, pinterest'te de oldukça fazla çeşidi var. Domino taşları şeklinde de söylenebiliyor. 40 yama patchwork bu şekilde de adlandırabiliriz. Şimdi bir önceki bu örneğin yapılışı ile ilgili bir önceki videoda üçgen şal gibi size anlatmıştım. Ve şuradan sağ ve sol kenardan her sırada arttığını düşünürsek sırt boyu veya ön tarafımızda istediğimiz mesafeyi ördükten sonra şalı son sırada nasıl bitiririz demiştik. Ve şöyle düz bir şekilde bitmesi için şuradaki yarım motiflerin nasıl tamamlanacağını göstermiştik. Ve sonrasında bu örneği ütü yapınca çok daha güzel olacak şu anda ütüsüz. Runner, battaniye, bluz, hırka, tarzı, çanta tarzı, dikdörtgen veya kare bir parçaya çevirmek istiyorsak kenarın düzenmesine, düzenlenmesine nasıl yapacağımızı göstereceğim söylemiştim. Bu videoda o kısmı anlatacağım. Üçüncü bir seçenekte de bu örnek aynı örnek. Şuradaki model farklı olabilir. Dolgu olur tamamen kafes olur. Başka bir örnek olur. Hiç önemli değil. Önemli olan karelerden oluşması. Fıstıklı modeliyle de battaniye çalışmıştık. Kadife iple. Onları da görebilirsiniz. Videolar sekmemi tıklarsanız yakın tarihten eski tarihe göre sıralamasını bulabilirsiniz. Şimdi üçüncü bir seçenek daha var. Onu da isterseniz onu da gösterebiliriz. Talepler var. Eğer talepler daha çok ve yoğun olursa çekmeyi düşünüyorum. Üçüncü seçenek başlangıç kısmı bu şekilde dilim dilim olmakta ve bitiş kısmı da dilimler halinde bitmekte. O yüzden bu örnek dilimli bir battaniye veya runner veya herhangi bir şey olabiliyor. Onu nasıl başlarız ve devam ederiz onu da istiyorsanız yorum kısımlarında bildirin. Talep çok olursa çekebilirim. Evet şimdi burada yol ayrımındayız dedik. Ve biz düz bir parça elde etmek istiyoruz. Bunu nasıl sağlayacağız? Parçayı örüş yönüme göre tutuyorum. Şu aşağı kısımdan zincir çekerek tamamladım. Bu kısımdan tekrar yukarıya doğru ve sola doğru kayarak merdiven basamaklarından yukarı doğru çıkarak kenara kadar geldim. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Bu sıraya geçmeden önce. Diyelim ki bu bir atkı, runner veya bir hırkanın yeleğin ön yan parçası. Çünkü Darya burası ondan konuşuyorum. En kısmını şuradan ayarlayacaksınız. Yani bu böyle bir köşe olacak ya da hiç fark etmez. Şöyle sol köşe olacak. Çift taraflı olduğu için fark etmiyor. Ben örüş yönüme göre tutayım. Burası benim sağ köşem. Ve yukarıdan aşağıya iniyorum ve yükseliyorum tekrardan ve arttırarak şöyle üçgen şekilde geldim. Ve diyorum ki ben bunu sehpa üstüne bir runner olarak tasarladım. Üzerine de saçaklar yapacağım. Hoş bir görüntü olacağını düşünüyorum. Otantik bir örtü olacak. Bana da bu kadar genişlik yeter diyorum. 1 2 3 4 5 tane motif yeterlidir diye düşünüyorum. Veya at görüyorum. Bu genişlik yeterlidir diyorum. Burada arttırma işlemini sonlandıracağım. Nasıl sonlandıracağım? Buraya kadar örerek geldim. Normalde ne yapacaktım? Şuradan itibaren tekrar şu kısmı örecektim. Zincir uzatacaktım ve şu köşede olduğu gibi tekrar sivri bir uçla bırakacaktım ve genişlemeye devam edecektim. O yüzden son kareyi yapmadan önce bu kısma geldiğimiz zaman şu son kenar bağlantısını yapalım. Köşe kısmında sonlandıralım. Artık bu kenarın düz ilerlemesi, kenara doğru uzamaması gerekiyor. O yüzden geri döneceğim. Çıkıntı yapmadan. Nasıl döneceğim? Bir zincir çekiyorum. Ve buradaki bütün sık iğnelerin üzerinden şöyle geçerek biye örer gibi kenar biyesi yapar gibi İpi kopararak da bunu yapabilirsiniz. Kesersiniz, tekrar başlarsınız. Kesmek istemiyorsanız bu şekilde hızlıca köşe kısmına geçiş yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde de belli olmayacaktır. Hatta kenar kısmı daha muntazam olur. Bu kenarım sabit kalacak ya artık kenara doğru taşmayacak. Yani ben şu iki sınır arasında gidip geleceğim. O yüzden buradan hemen yeni bir kare motif örmeye başlıyorum zincir çekerek değil şu arayı doldurarak ilerleyeceğim birinci zincirim birinci trabzanım iki zincir ördük burası birinci trabzan devamında hiçbir değişiklik yok boşluklara ikişer adet trabzan örerek dolduruyorum 11 adet trabzan elde edinceye kadar ve yaslama işlemini yapıyorum bir fark var renk burada bitecekti yenilenecekti şimdi üzerine dönünce aynı renk üst üste denk geldi fark etmez trabzanı yasladıktan sonra şöyle iki defa yukarı çıkıyorum ve geri dönüyorum şöyle bakın şu kenar koruduğumuz kenar ve alt sıralarda olduğu gibi hep köşeyi sağ taraf yapalım ki kafamız karışmasın. Şöyle göstereyim. Bakın şuraya gelmiştim. Devam etmemiştim buradan. Geri döndüm. Aşağı doğru indim. Şimdi burayı dolduracağım. Şuraya kadar geleceğim ve basamak olarak aşağı kadar ineceğim. Tamamlıyorum. Evet, aklımız karışmasın diye biraz önceki şekilde. Sağ köşede olacak şekilde koydum örneği. Ve uca kadar geldim. Yani şuradan örerek uca kadar geldim. Ne yapmıştık? Burada zincirle ilave yapmamıştık, yana geçmemiştik, içinden yürüyerek geri gelmiştik. Sonrasında daha önce olduğu gibi bütün blokları, bütün kareleri örüyorum ve şuraya geliyorum. Burada ne yapacağız? bu şöyle bir şekilde bakın nasıl da üçgen bir şekilde hem buradan hem de sağ taraftan ilerlemekteydi biz bunun sol tarafını sabitledik ve dik olarak devam edecek yani dikdörtgen veya kare bir yapı elde edeceğimiz zaman bunu yapacağız battaniye yelek hırka gibi runner gibi ve bu uca geldiğimiz zaman burada bir değişiklik yok aynen olduğu gibi Zincir arttırarak yeni bir blok başlayacağız çünkü örgüyü buraya doğru geri geleceğim. Sadece sol köşede arttırma yapmayacağım. Şurayı doldurduğum zaman geriye doğru içinden yürüyerek geleceğim ve geri ineceğim. Sadece sağ tarafı arttıracağım, sol tarafı sabitleyeceğim. Veya ters çevirin. Sol sabit, sağ arttırılıyor. Fark etmiyor. Sonuçta bir kenarını arttırarak devam edeceğiz. Ta ki ne zamana kadar? Örgü parçası bitesiye kadar. Örgümü sonlandırmak istiyorum. Battaniye ördüm artık bu sıra son sıra. Ne yapacağım? O zaman artık ilave etmeyeceğim. Buradan da içinden yürüyerek geri geleceğim ve şu kısımları 4, 3, 2, 1 olarak kapatacağım. Tıpkı şurada olduğu gibi bakın 1, 2, 3, 4, 3, 2 ve 1 olarak köşeyi oluşturmuşuz. Aynısını karşı köşede yapacağız. Sadece o zaman sağ tarafın ilerlemesini durduracağız. Ve bunun bir hırka bluz olduğunu düşünürsem yaka kısmına geldim. Diyelim ki şöyle bir V yaka örmek istiyorum. O zaman da yarım motifler devreye girecek ve bir önceki videoda yarım motifi nasıl yapıldığını gösterdim. Şuradan dönüşten sonra yarım motifle gideceğiz. Şurayı omuz olarak farz edin ve bir hırkada bir yelekte şurası düz üst tarafta V olacak şekilde şöyle bir yaka görüntüsü elde edebilirsiniz. Veya da kol yapacağım. Kol yapacağım zaman burada dilersem şöyle yarım motifle oyuntu yapar. Düz devam ederim veya böyle kare keserim. Tamamen bir bloğu çıkarırım. Ve şuradan itibaren gidiş geliş örerim ve L şeklinde bir kol kesintisi elde ederim. Bu kısımda tercih sizin. Ben sonuçta yarım ve bütün blokların nasıl örüleceğini hepsini anlattım. Şekil ile çok kolay oynayacaksınız ve istediğiniz gibi kesimleri rahatlıkla yapacaksınız geometrik olduğu için sol kenar fix sağ kenarda zincirle arttırmaya devam ediyorum ne zamana kadar şu kenarda istediğim uzunluğa erişinceye kadar battaniye ise atıyorum 1 metre yelek hırka gibi bir şey ise istediğiniz uzunlukta her neyse 2 3 4 ve 12 zinciri çekerek buradan tekrar blokları örmeye başlıyorum. Ve bu kısımdan yeni bloğu ekleyerek buraya geleceğiz ve oradan merdiven basamaklarını çıka çıka buraya kadar geleceğim. Orayı da düz bir hat olarak fix bir şekilde devam edeceğim. Sanırım anlaşıldı. Evet. Evet sevgili izleyicilerim, böyle bir şey içimden geçti ve bu şekilde tamamladım. Köy evimize eşya taşıma işlerim vardı. Tamamlama kısmını çekemedim. Hızlıca ördüm gelince çünkü videoyu yayınlamam gerekiyor. Sizce de çok otantik olmadı mı? Çok az ipim kaldı. Şöyle bakın. Küçük bir el havlusu büyüklüğünde bir örtü oldu. Renklerinin tonlarından ve ipin yapısından dolayı otantik bir görüntü olsun istedim. Saçaklar yaptım. Ve biraz önce videoyu anlatırken bahsettiğim gibi şu kısma geldikten sonra uca doğru zincir çekip bir tane daha yapmadım. İçinden yürüyerek geri geldim. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Geri geldim. 1, 2, 3 tane ördüm, geri geldim. 2 tane ördüm, geriye geldim. 1 tane ile kapattım. Renk uyumu da gayet hoş i̇pim oldu. De, kalan ipim ile de saçakları hazırladım. Şöyle göz kararı genişlikteki sert bir kartonu kestim ve bir kere de doladım boylu boyunca. Bir kenarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane püsküle ihtiyacım vardı. Bir püskülde 9 tane ip kullandım. 6 tane de karşıda püskül olacak. 12 püskül. 9'ar er tane yaparsam kaç defa sarmam gerekiyor? Bunu hesaplayarak bir kere de hepsini sararak yapabilirsiniz. Daha sonra 9'lu olarak birleştirdim. Ucundaki bağcık ile buraya bağladım. Çift düğüm atarak kökünden kestim. Bir tanesiyle de yine uzun bir bağcıkla da bu, kısım. ve bu kısımdan boğum oluşturarak 2 defa bağladım ve uç kısmından kestim ve ütüledim. İpimiz oldukça güzel ütü almakta açıldı. Biraz daha genişledi buharı bir şekilde bastıra bastıra ütüledim duruşu da çok güzel oldu ben bunu böyle küçük bir sehpa üzerine otantik bir örtü olarak kullanacağım 45 cm uzunluğunda ve 20-25 cm arasında bir genişliğe sahip örneğimiz çift taraflı iki tarafında rahatlıkla kullanabiliriz atkılar battaniyeler örtüler pen iplerle kilimler üretebiliriz Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. YouTube, Instagram, Facebook ve Pinterest'ten Emine Toker Hobi Mühendisi olarak takip edebilirsiniz. İhracat fazlası ürünler dahil almış olduğum bütün malzemeleri nereden alıyorsam Instagram hesabımda etiketliyorum. Oradan takipte olun lütfen. Linklerim videonun altındaki açıklama bölümünde mevcut. Yeniden görüşmek üzere.